Aslım Tarık'ın kızı. Öz kızı. Berçin'in kardeşi. Bu sonuçları kimse görmemeli. Gerçeği kimse öğrenmemeli. Berçin mahvolur. Aslım Ozan'ı çaldı kızımdan. Şimdi de babasını çalmasına müsaade edemem. Neden Tuğar? Neden? Günaydın sevgili. Ne zaman uyandın sen? Bütün gece güzel yüzünü izlemekten uyuyamadım ki. Gerçekten mi? Delisin sen ya. Hala inanamıyorum karım olduğuna. Sanki sabahlar uyandığımda seni göremeyecekmişim gibi geliyor. Bundan sonra hep yanındayım. Hiçbir yere gitmeyeceğim, merak etme. Kim sabah sabah ya? Ozan ne oluyor? Üzgünüm. Asiler. Berçin yok. Berçin yok. Kayıp kızım, kayıp. Nasıl yok? Tarık nerede? Tarık, Berçin'i arıyorduk. Karakolları gezerken kaza yaptı. Hastanede şimdi. Mahvolduk biz. Eğer kızıma bir şey olursa yakarım bu evi. Sakin olur musunuz? Sibel koskoca kız. Belki kafasını dinlemek istemiştir. Berçin benden habersiz hiçbir yere gitmez. Perişan ettiniz kızımı. Senin yüzünden oldu. Senin oğlun yüzünden mahvoldu kızım. Ozan ne oluyor? Yılanın başı. Bir de ne oluyor diyor. Mutlu musun ha? Kızımı perişan ettin. Mutlu musun şimdi? Erdin mi muradına? Sibel Hanım, laflarınıza dikkat edin. Sibel bir sakin ol. Gel otur şöyle. Bir konuşalım. Bulacağız Berçin'i. Sen hiç merak etme. Sibel! 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 Ozan! Sibel kendine gel Sibel! Çünkü o evlilik senin lanetin olacak. Berçin sarhoşsun sen. Kapatıyorum. Su otel, oda servisi. Berçin. Ne yaptın sen? Ozan! Ozan hastaneye gidelim. Sibel. Kendine gel Sibel. Berçin'i delik etmiş olma lütfen. Yalvarırım kendimi zarar vermiş olma. Biraz daha acele edebilir misiniz lütfen? Anne. Kızım. İyi misin sen? Ne oldu? Sesin titriyor. Anne Berçin. Berçin dün beni aradı. Saçma sapan bir sürü şey söyledi. Sizin yüzünüzden dedi. Beni sen öldürdün dedi. Eve de gitmemiştin. Ben kaldığı otelin adını duymuştum. Şimdi oraya gidiyorum. Kendine bir şey mi yaptı acaba? Sanırım anne. Ben çok korkuyorum. Ya benim yüzümden kendine bir zarar vermişse? Ne yaparım ben anne? Kızım koş. Koş yetiş hemen. Bir şey yapma kendine, yalvarırım Berçin. Ne olur, ya ne olur biraz daha acele edin. Hayat memat meselesi. Kurt
Kurtar onu. Öz kardeşini kurtar. Affedersiniz. Belçim içer burada mı kalıyor? Misafirlerimizle ilgili bilgi veremeyiz hanımefendi. Çok acil bir durum var da benim ona bir an önce ulaşmam lazım. Lütfen yardımcı olur musunuz? Üzgünüm. Çok acil diyorum. Lütfen. Peki. Belçim! Belçim neredesin? Hanımefendi böyle giremezsiniz. Aslım Tarık'ın kızı. Öz kızı. Berçin'in kardeşi. Hepsi Aslım'ın yüzünden. Kızımın hayatını mahvetti. Berçin. Neredesin sen? Hayır Sibel. Benim onu bulmam lazım. Yapma böyle Sibel, ne olur. Kendine zarar vereceksin. Sakin ol ne olur. Allah'ım sen ona yardım et. Gencecik kız. Ona bir şey olmasın. Aslım'ın öz kardeşi o. Ona bir şey olursa, Berçin'e bir şey olursa Ozan da Aslım da vicdan azabından kurtulamazlar. Tamam. Gelirse haber verin bana. Merak etme Tarık amca. Berçin'i bulacağız. Ben karakola gidiyorum. Bir gelişme olursa haber verirsiniz. Berçin aç şu kapıyı. Bu oda olduğuna emin misin? Eminim hanımefendi. O zaman aç şu kapıyı. Açamam hanımefendi. Aç diyorum sana. Otel kurallarımıza aykırı. Aç şu kapıyı. Ölüm kalım meselesi diyorum sana, aç. Berçin. Berçin aç gözlerini. Belçin aç gözlerini, lütfen aç. Ozan ve Aslım, ömrünüz boyunca ölümün gölgesi üstünüzde olacak. Hayır. Belçin neden yaptın bunu, kendine neden kıydın? Yaşıyor. Hastaneye götürmem lazım. Yardım edin lütfen. Belçin tamam dayan. Ben iyi olacaksın. Kurtar onu Aslım. Kurtar kardeşini. O senin canın, kanın. Belki bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceksin. Belki onu ömrün boyunca düşman bileceksin. O senin canından bir parça. Onu kurtaramazsan bu vicdan azabı seni asla bırakmaz. Öldürür seni bu vicdan azabı.